kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilişinin yıl dönümü. Bugünü yıllardır kadın hakları günü olarak kutluyoruz. 1930 yılından itibaren çıkarılan bir dizi yasa ile önce belediye seçimlerine katılma, sonra köylerde muhtar olma ve ihtiyar meclislerine seçilme hakkı tanınan Türk kadını birçok demokratik devletten daha önce bu haklar sunulmuştur. Kadınlarımıza milletvekili seçme ve seçilme hakları 5 Aralık 1934'te Anayasa ve Seçim Kanunu'nda yapılan yasa değişikliği ile tanınmıştır. 5 Aralık tarihi ülkemizde kadına verilen kıymetin kurumsallaşması adına büyük bir dönüm noktası olmuş ve bir sembol olarak kutlanmaya başlamıştır. Aslında Türkiye'de kadınlar milletvekili olabilmek için ilk adımı 1923'te atmışlardır. Bu adım kadınların 1923 yılında Nezihe Muhittin önderliğinde ilk kadın partisi Kadınlar Halk Fırkası'nı kurma isteğidir. Fakat 1909 seçim kanunu sebebiyle bu parti kurma girişimi Kadınlar Halk Fırkası'nın Türk Kadınlar Birliği adı derneğine dönüşmesi ile sonuçlanmıştı. Buradan şu sonuç çıkmaktadır. Millet olarak tarih boyunca kurduğumuz medeniyetler emsal dönemlerde her zaman diğer medeniyetlere göre insan hakları ve kadın hakları konularında önde olmuştur. Her zaman kadınlarımız toplum içerisinde hak ettiği konumda olma adına dünya kadınlarından geri değil, çoğu kez bir adım önde olmuştur. Ancak bugün dünya genelinde sahte demokrasi maskeleri altında kadını bir meta olarak gören düşünceler ve yöntem anlayışları hüküm sürmektedir. Göründüde verilen hak ve hürriyetler perde arkasında materyalist anlayışın ortaya çıkardığı dramlar ve yer ile yeksen aile kavramı maneviyattan uzak sevgi ve saygı kavramlarından bir haber yetişen çocuklar, psikolojik problemler yaşayan halk grupları ve itilmiş, maddeleştirilmiş özgür kadın tiplemesi hakimdir. Dünya genelinde asıl problem görüntüde verilen hakların aslında kadına toplum içerisinde biçilen rolü güçlendirmemesidir. Kadın hala şiddete uğramaktadır. İlginçtir ki bu şiddet gelişmiş, ekonomi seviyesi yüksek toplumlarda daha ciddi seviyede ortaya çıkmaktadır. Biz kadınlar maneviyatı güçlü toplumlar inşa ederek kadınlara toplum içerisinde biçilen yeri sağlamlaştırabiliriz. Burada hemcinslerin asıl görevi kendilerine düştüğünü unutmamalıdırlar. Biz Erzincan Kadın Meclisi olarak bundan böyle kadınlarımızı ihtiyaç duydukları her noktada yanlarında olacağız. Eğitimler, kurslar, seminerler ile sosyal ve kültürel aktivitelerimiz ile yanlarında olacağız. Kadınlarımızı Erzincan Kadın Meclisi çatısı altında bir araya gelmeye davet ediyorum. Bu vesile ile kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkının verildiği günün yıl dönümünde Türk kadınlarımızın Kadın Hakları Günü'nü kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi kent konseyleri 5393 sayılı belediye kanununun 76. maddesine göre kurulan bir sivil toplum örgütüdür. Bu belediye kanunu ile ilgilidir ama belediye bağımlı bir teşkilat değildir. Bağımsızdır. Fakat belediyeyle de bir organik bağı vardır. Amacı ne kent konseyinin? Birinci amacı bir şehirde bir hemşehrilik bilincinin oluşturulması. İkincisi, kent yaşamında ve kent vizyonunun geliştirilmesinde katkı sağlanması. O şehirde sürdürülebilir bir kalkınma hamlesine katkı sağlaması. Özellikle çevreye duyarlılık konularında projeler yaparak ilgili belediyeye sunması, sosyal projeler yaparak şehirde, efendim engellilerle ilgili diyelim veya işte şehirdeki fakir fukara ile ilgili, kadınlarla ilgili, gençlerle ilgili, nitekim bununla ilgili olarak kadın meclisi var, kent konseyine bağlı, bir de gençlik meclisi var. Çeşitli projeler yapar ve bunun asıl amacı yerinden yönetime katılım sağlanması. Yani sivil toplum kurumlarıyla resmi kurumlar arasında bir bağlantı kurması, bir hiyerarşi sağlaması. Kent konseyi kimlerden oluşuyor, onu da söyleyeyim. Kent konseyi Erzincan Belediyesi'nin ilgilileri,
Valiliğin yaklaşık bize bildirdiği 10 adet müdür, kurum müdürü, ildeki tüm muhtarlar, bütün mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşları dediğimiz dernekler, sendikalar, vakıflar, bunların başkanları, bunların tümü kent konseyi genel kurulunu oluşturuyor. Genel kurul toplanıyor, bir tane başkan ve 4 tane de yürütme seçiyor. Bu yürütmeye daha sonra bir tane kadın meclisi başkanı, bir de gençlik meclis başkanı dahil oluyor. Toplam 8 kişiyle faaliyet sürdürüyor. Yani bizim işimiz Erzincan'da kamunun yaptığı hizmetlerle özel sektörün, sivil toplum kurumlarının yapacağı hizmetleri bir araya getirerek kentin kalkınmasına, yani bu kalkınmadan kasıt sadece ekonomik kalkınma değil, sosyal kalkınmadan da bahsediyorum. Kentin sürdürülebilir kalkınmasına yardımcı olmak. Bu görev fahri bir görevdir. Herhangi bir ücreti yoktur. Gerek kent konseyi başkanının, gerek kadın meclisi başkanının, gerekse gençlik meclisi başkanının herhangi bir ödemesi yoktur. Ancak kent konseyinin yaptıracağı ve yapacağı projeler belediye tarafından, ilin belediyesi tarafından finanse edilmektedir. Yani meclisin bütçesi yoktur. Var. Var. Erzincan Belediyesi kent konseyine ayrı bir bütçe ayırıyor. O bütçeyle siz o yıl içerisinde yapacağınız faaliyetleri sürdürüyorsunuz. Teşekkürler.